Evdeki hesap Cumpa'ya uyar. Yeniliğin adresi Cep Dostu Cumpa Alışveriş Merkezi'nin Çardaklı'daki 3. şubesi hizmete açıldı. Cumpa Alışveriş Merkezi Anapartalar Caddesi Kasaplar Cami karşısı, 2. şubesi Kayabey Mahallesi Bağlar Sokak numara 81'de ve şimdi de Kasaplar Mahallesi Bigadit Caddesi numara 8 Çardaklı mevkiinde. Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuza yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yerel Bakış programının hazırlayan ve sunan yapımcısı Sayın Süleyman Pehlivan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Tabii yaz döneminde sizin programınız gerçekten çok güzel. Benim de çok ilgiyle takip ettiğim program, birçok kişi de aynı şekilde iletiyor beğenilerini bize. Tabii yaz döneminde programımızı izleyemedik. Ara verdiniz. Çünkü daha çok akademisyenleri davet ediyorsunuz programınıza. Sezon itibariyle inşallah önümüzdeki sezon yine izlemeye devam edeceğiz. Tabii biz bu arada çok sıcak bir gündemin içerisindeyiz ülke olarak ve dünya olarak. Hakikaten sıcak ama bir o kadar da can acıtan görüntülerin bile canımızı acıttığı, buradan hissettiğimiz bildiğimiz vahimlikte olan bir ateş çemberinin içerisinde yer alıyoruz ülke olarak. Biz böyle bir yerel bakış gözüyle ülke ve dünya gündemine bir bakalım istedik. Siz de bu konularda çok kafa yoruyorsunuz, okuyorsunuz, devamlı araştırmalarınız, incelemeleriniz var. İzleyicilerimizle bu anlamda sizin sohbetinizle buluşturalım istedik. Ben değerli bir vaktiniz arayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiniz bana. Evet, şimdi isterseniz dünyadan şöyle bir ülkemize ve Balıkesir'e doğru bir bakış yapalım, yerel bakışı değerlendirelim. Çok şu özellikle kimyasal silah olayıyla birlikte hakikaten canımız yandı. Bizim de burada mülteci misafirlerimiz var. İşte o bölgelerden gelen, hani gerçi bu topraklar çok bereketlidir. Hani bir tektir. Kim gelse kabul etmiş önceden beri. Hani zihniyet olarak da biz hakikaten Türkler gerçek Müslümanlığın anlamını da çok iyi idrak edebildiğimizi, o kültürü yaşayabildiğimizi düşünüyorum ben geçmişten bugüne. Nedir işte Ensar bakış açısıyla, yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde işte orada Medinelilerin kucaklaması gibi burada da verilen fetvalar, özellikle Osmanlı 1. Dünya Savaşı sonunda topraklarının büyük bir bölümünü kaybettiğinde 22 milyon kilometre kareden 800 bin değil mi? Kilometre kareye indiğinde bütün bu coğrafyalardan akın akın insanlar geldi. Dolayısıyla bu topraklar hepsini bizim milletimizi ve Müslüman tebaayı aynı o Medineliler gibi kucak açtı. Bugün bakıyorum hala ülkemiz aynı mantıkla bir şekilde kucak açıyor. Artık belki bireysel olarak yapılmıyor ama bu devlet eliyle yapılabiliyor. Bu anlamda bu acıyı zaten birebir de hissediyoruz, hani oradaki yaşanan sıkıntılar bize de yansıyor bir şekilde. Ama medyaya düşen görüntüler hele birkaç gündür, yani insanın olanın içine acımaması gibi bir şey söz konusu değil. Ne oluyor etrafımızda, neler bitiyor, bir anlatır mısınız bize hocam? Evet, tabii takip edebildiğimiz kadarıyla, inceleyebildiğimiz kadarıyla anlatalım. Tabii bu Suriye'de kimyasal silah kullanılması olayıyla ilgili görüşlerimizi de aktaralım. Ama tabii bunlar elimizde bilgi belge olmadan yoruma dayalı. Daha çok inceleyerek olayları, şahsi tahminlerimizi, fikirlerimizi söyleyeceğiz. Şimdi konuya öncelikle şöyle başlamak lazım. Hatırlıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice isminde bir siyahi bir bayandı. Dışişleri Bakanı'ydı. Çok seneler önce, tam tarihini şu an hatırlamıyorum, bir konuşmasında şunu söyledi. Büyük Orta Doğu Projesi'ni, daha sonra bunun adı genişletilmiş Orta Doğu Projesi oldu. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'ni anlatırken Orta Doğu'da rakamda yanılmıyorsam 21 tane ülkenin yönetimleri ve sınırları değişecek dedi. Yani Orta Doğu İslam coğrafyasını kastederek, işte Kuzey Afrika, Arabistan. Bu 10 sene falan önce mi söyledi? Tabii yaklaşık 10-12 sene, 13 sene önce falan. Tam şu an tarihini hatırlamıyorum. Türkiye, İran, Suriye, efendim Suudi Arabistan'dan Mısır, Yemen, Cezayir, birçok aklınıza gelen Kuzey Afrika dahil, Arabistan dahil, Anadolu dahil İslam coğrafyasını kastederek söyledi. 21 tane yanılmıyorsam rakamda İslam
bu bölgedeki devletin hem yönetimleri yani başkanları hem de sınırları değişecek dedi. Bu bizim projemiz dedi. Bu Amerikan eski Dışişleri Bakanı'nın konuşmasından işte 3-5 sene sonra neyse bu coğrafyada olaylar başladı. Yani öncelikle bu konuya şöyle bakmak lazım. Bazı ülkelerde, Arap ülkelerinde diktatörler var. İşte halk bu diktatörlerden memnun değil. Kendi inisiyatifiyle ayaklandı, Twitter'da anlaştı, diktatörünü devirip demokrasiye geçecek. Bu kendi halkın inisiyatifiyle yaptığı bir şey. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Bu küresel güçler düğmeye bastı. Orta Doğu'da yani İslam coğrafyasında bu karışıklıkları organize ettiler. Bu karışıklıklar devam ediyor. Bu coğrafyada yüz binlerce, seneler içinde milyonları geçiyor. Müslüman katlediliyor ama en sonunda gelip petrole veya o coğrafyanın stratejik özelliklerine küresel güçler konuyor. Bütün mesele bundan ibaret. Bu coğrafyada küresel güçlerin gözü var. Ha, diyelim öbür diktatörler gitmesin mi? Ya arkadaş, küresel güçler o diktatörlerle alakası yok. O Orta Doğu'da saydığımız diktatörleri Suudi Arabistan'dan tutun, Suriye, Irak, Yemen, Libya'ya kadar aklınıza gelen her türlü ülkedeki diktatör denen kim varsa aynı küresel güçler getirdi zamanında onları. Yani bugün Beşar Esad'ın babası Hafız Esad küresel güçlerin desteğiyle gelmedi mi iktidara? Tabii. Onların ya da Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyinler aynı, işte onun devamı Kral Fahd aynı, işte Libya eski Kaddafi aynı, Mübarek aynı, Nasır Mısır'da petrolleri millileştirdi, küresel güçler düşman oldu, devirdiler. İşte sonra birkaç olay sonra Mübarek'e gene onlar getirdi. Şimdi aynı küresel güçler diyor ki bunlar artık kullandılar, suyunu sıktılar. Miadı bitti. Miadı doldu. Bunların yerine kendilerine uygun başka birini getirecek. Zaten bazı dışişleri uzmanlarının yani uluslararası ilişkilerde öğretim üyesi olarak çalışan akademisyenlerin ifade ettiğine göre dünyadaki bu düzen emperyalizm dönemiydi. O dönem bitti. Yani artık askeri birliklerle istila edilmiyor ülkeler, sömürmek istenen ülkeler. Şirketler. Hegemonya dönemi. Yani kendilerine hizmet edecek yöneticileri iş başına getiriyorlar. Kendilerine bu hegemonya dönemi. Bunun sonunda da şeyi iddia ediyorlar. İmparatorluk, yani emperyalizm, hegemonya, imparatorluk. En sonunda dünya imparatorluğu, tek dil, tek din, tek kültürlü bir dünya imparatorluğu kurmak istiyor küresel güçler. Şimdi olaylara bu bağlamda yaklaşmak lazım. Bakın, Mübarek diktatör müydü? Belki diktatördü, belki biraz zulüm de yapıyordu. Ama onun yerine gelen Mursi, kendisi ve çocukları Amerikan vatandaşı. Yani şimdi Amerikan vatandaşı olurken Amerikan çıkarlarına hizmet edeceğim diye yemin ediliyor. Öyle yeminleri de var. Şimdi Mursi'den İslam dünyası ne bekleyebilir ki? Yani ne bekleyebilir? Bunlar derinlemesine araştırılıyor mu? Yani nasıl oluyor? Ama ne olursa olsun ben şunun karşısındayım. Orada Müslümanlar katlediliyor. Tabii. Milyonlarca Müslüman ölüyor. Milyonlarca Müslüman mülteci durumuna düşüyor. Sıkıntı çekiyor. Ne eğitim kalıyor çocuklarının, ne can güvenliği kalıyor, ne doğru dürüst karınları doyuyor. Olan İslam coğrafyasına oluyor. Artık Müslümanların daha akıllı olması lazım. Daha çok okuyan insan olması lazım. Dünyadaki ve kendi coğrafyalarında gelişen olayları daha iyi değerlendirmeleri lazımdır. Yani şunu ben şu mantığı kabul edemiyorum. Dini kitaplarda da okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i de okuyoruz. Yani iyi Müslümanları kötü Müslümandan, yani halkı diktatörlerden anlamında söylüyorum. İyi Müslümanları kötü Müslümandan Hristiyanlar kurtarıyor veya Hristiyanların kurtarması bekleniyor. Kur'an-ı Kerim'e göre böyle bir şey mümkün değil. Bu yine küresel güçlerin tezgahları. Oradaki bu coğrafyaların stratejik öneminden, jeostratejik öneminden, işte petrol gibi maden kaynakları gibi önemli yeraltı zenginliklerinden dolayı küresel güçlerin hegemonyaları altına alıp sömürmek istediği topraklar. Artık bu Müslüman halkın uyanması, buna karşı daha akıllı hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Genel özet yaptım ben. Tabii bunu, bu bölgenin insanı da çok akıllı hareket edebilecek insan değil maalesef. Yani özellikle Mısır böyle bütün olumsuz
tiplere, gruplara hep kucak açan bir yer. Şimdi bu demokrasi arayışı hiç böyle zengin Arap ülkelerinde yok. Mesela bir Dubai'de bir demokrasi arayışı ya da bir Suudi Arabistan'da bir demokrasi arayışı yok. Aslında en antidemokratik yerler oralar, evet, değil mi? Hala evet, krallıklarla vesaire yönetildikleri gibi. Birçok insanın özgürlük anlamında da hakkının olmadığı yerler. Buralara çok fazla uğramıyor demokrasi. Ama daha sanki huzurlu bir yaşam var. Değil mi baktığınız zaman? Evet. Şimdi zaten iyi hatırlattınız. Teşekkür ederim. Konu şu. Amerika veya efendim işte Avrupa, yani küresel güçler diye hepsini ifade edelim, hegemonyalarını kurmak için kullandıkları taktiklerden en önemlisi demokrasi. Demokrasi götüreceğiz, demokrasi ihraç edeceğiz. Efendim iyi incelemek lazım. Demokrasi kanunla, işgalle, askeri yolla veya başka baskıcı yollarla gelmez. Demokrasi bir kültür meselesidir. Bir ülkenin özellikle gelişmekte olan okuma yazma oranının veya yüksek tahsil oranının çok düşük olduğu Orta Doğu ülkeleri gibi ülkelerde demokrasinin yerleşmesi böyle 50-100 seneyi aşacak bir süreçtir. Önce onların eğitim ve kültür seviyesini yükselteceksiniz. Ekonomik geliri eşit şekilde paylaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Yani demokrasi böyle kademelerle gelir. Efendim Fransız, İngiliz, Amerikan uçakları Libya'yı bombaladı. Kaddafi'yi devirdi, diktatörü. Bunu öldürdü veya hapse attı, yargıladı. Hadi seçim yapıyorum dedi. Demokrasi geldi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir demokrasi yok. Seçime kimi sokuyor? 25 sene Fransa'da kalmış bir adamı. Fransız kimliğine bürünmüş bir adamı getiriyor, seçime sokuyor, halk da ona oy veriyor, al işte size demokrasi geldi. Bu tamamen küresel güçlerin aldatmacasından ibarettir. Demokrasi bir kültür meselesidir ve aşama aşama bir ülkeye getirilir. Şimdi bu olaylar ilk Tunus'ta başladı değil mi? Şu anda Tunus şeyin içinde bile değil, yani kavramların evet, içinde bile değil. Hani o devrici etkisi olan domino etkisinin başında. Ama orada tabii bu ayaklanmaya karışanlar vesaire diyorlarken biz bu bugünkü Tunus için yapmadık bunu hani. Bir şekilde aldatılmışlık söz konusu, aldanmışlık söz konusu. Öyle değil mi? Çok doğru söylediniz. Bakın Tunus'ta halk sözde ayaklandı, yönetim devrildi. Şimdi Tunus'ta o yönetimi devirenler birbirleriyle çatışıyorlar. Tunus'ta iç savaş devam ediyor. Yani aynı şey Suriye'de, bakın Suriye'yi daha geniş herhalde o kimyasal silah kullanılmasında konuşacağız ama yani kısaca bahsetmek gerekirse Suriye'de Esad yönetimine karşı savaşan mücahit denen kesim insanlar, yani muhalefet kaç parça? 21 parça ve birbirleriyle de savaşıyorlar. Zaman zaman birleşseler de. Peki bu demokrasi mi olur? Bu Suriye'de halkın hareketi diyebilir miyiz? Gelen El Nusra, yani El Kaide'nin bir kolu olan El Nusra'ya kadar, PYD'ye kadar, PKK'nın uzantısı PYD'ye kadar bütün bu muhalif gruplar dışarıdan getirdikleri militanlarla savaştırıyorlar. Yani Suriye halkı hemen hemen içinde yok bu savaşın içinde. Tabii neredeyse Suriyeliler dışarı çıktı. Tabii. Orada şimdi şöyle bu muhalif dediğimiz şeyler tabii kesim normalde işte bizdeki gibi bakış açısıyla algılamamak lazım değil mi? Bizde işte bir iktidar vardır, bir muhalif vardır. Yani baktığınız zaman ama Suriye'deki olay böyle değil. Hatta Arap ülkelerin tamam da böyle değil. Daha çok kabile evet, kültürünün vermiş evet, olduğu bir yapıyla hani senin kabilen değil benim kabilem gelsin ya da senin görüşün benim görüşüm. Şimdi burada tabii çok tehlikeli Müslümanlık adını altında gruplar var dedi. El Nusra dediğiniz gibi tabii onları çok bilemiyorum yani evet, bilen bir insan değil belki daha iyi aydınlatırsınız bizi ama bazı hani ehli sünnet dışı gruplar da hani İslam adına hareket edebiliyor. Yani bunların belki İslam çerçevesi altında böyle ilahiyatçılar değerlendirdiği zaman belki hak mezhep içinde bile olmayacak olan gruplar var. Hani biraz daha kan dökmeye meyilli. Sanki kan dökülürse işte Mehdi gelecek, kurtaracak evet, gibi, evet, bir önce dünya kana boğulsun gibi böyle sapık ideolojiler içerisinde olan ama kendini Müslüman zanneden kişiler de var benim duyduğum kadarıyla. Burada tabii kime nasıl yaklaşılacağını bilmek çok çok önemli. Şimdi karşınızda bir tane muhatap yok, 21 tane muhatap varsa kimin tarafı oluyorsunuz yani? Bu arada tabii bizim ülke olarak sıkıntımız bulaştık yani hepsine bir şekilde.
Bulaştık derken şey olarak, söylem olarak en azından bulaştık, hani yoksa eylem olaraktan kastetmiyorum. Hani kınamalarımız var işte, bu Mursi'nin olay devrilmesi, darbecilerin gelmesi, ne mesela başbakanımızın işte İsrail bu yaptı demesi, mesela Amerika tarafından kınandı falan. Dolayısıyla hani böyle sözlü anlamda da politik anlamda da bir konudan kendimizi ayıramıyoruz. Türkiye evet. olarak bu konuda dersiniz? Şimdi Mursi Amerika'nın adamıysa gelen darbeciler de mi Amerika'nın kişileri? Şimdi bakın olaylar şu şekilde gelişiyor. Mısır'ı hatırlayalım önce. Mısır'da Mübarek yönetimde. Mübarek'e muhalifleri bir meydanda toplandı. Mübarek'i sevenler de bir meydanda toplandı. Bir iç karışıklık meydana geldi. Asker bekledi. Anlaşın dedi, anlaşın dedi. İki taraf, hem Mübarek'e destekleyenler vardı, hem Hüsnü Mübarek'e muhalif olanlar vardı. Ama bu iki grup zaman zaman çatışmaya başladı. Muhaliflerle iktidar destekçileri. Askeriye geldi, el koydu. Mübarek'e indirdi. Bir müddet sonra seçime gidiyorum dedi. Ama ne yaptı? Dört tane güçlü adayı veto etti. Sen seçime giremezsin dedi. İki tane aday seçime girdi, Mursi seçimi kazandı. Mursi seçimi kazandı, Cumhurbaşkanı oldu. Bir müddet geçti, Mursi'nin yönetimini beğenmeyen halk tekrar bu sefer ayaklandı. Aynı Mübarek'in devrilişindeki senaryo tekrar oynandı. Bir meydanda Mursi taraftarları, bir meydanda Mursi'ye karşı olanlar toplandı. Onlar yine birbiriyle çatışmaya başladı. O kadar ateşli bir dönemde zaten birisinin yönetimini beğenmemek nasıl oluyor bilmiyorum. Yani neyini gördün de neyini beğendin, beğenmedin şeklinde. İşte şimdi Mursi ne yaptı? Hukuku yok saymaya kalktı Mısırlıların ifadesiyle. Benim dediğim olur dedi. Orada bir başsavcılık makamı var. Çok güçlü bir makam Mısır'da. Devlet başkanına bile yargılayabiliyor. O başsavcılığın kararlarını tanımıyorum dedi. İşte bazı kararlar aldı. Onları da halk diktatörlüğe giden, bizim özgürlüklerimizi kısıtlayan kararlar şeklinde. Yani işte 9 yaşındaki kızların evlenebilmesi gibi kararlar. Yani saçma sapan çünkü kararlar. Evet. Selefiler dediğimiz herhalde değil mi? Bir grup geçirdi hele. Yani İslam'a da böyle utanç verebilecek şekilde evet, saçma evet. sapan domatesi işte dediler, Hristiyan işte domatesi yani günaha bakın, girer. Bakın Mursi'nin aldığı kararlar arasında söyleyeyim. Kadınların çarşıdan muz alması yasak. Bir meyve alması, muzu alması yasaklandı. Bunu Mursi yaptı. Evet. Yani kanun olarak geldiğinde bunları mı yaptı? Amerika'da tabii. Vatandaşısın, Amerika'da göre bunları mı gördün? Yani neydi iş orada? Yani dediğim gibi İslam'ı rencide etmek, İslam'ı daha kötü bir evet. pozisyona düşürmek. Domatesi ortadan kesince Malta haçı çıkıyormuş diye. Bu Hristiyandır bu domates. Yiyen de günaha girer diye. Domatesi yasaklayan ya da ölü eşiyle bilmem kaç saate kadar münasebette bulunma, bunlar yasaya girmiş şeyler değil mi? Evet. Hani evet, kafadan evet. attığımız şimdi şeyler işte, değil, yasalarına girmiş şeyler. Bakın, şimdi diyorlar darbe oldu. Tamam darbe oldu, kötü darbeye karşı mıyız? Karşıyız. Ama Mursi de darbe sonrası iktidara geldi. Mursi öncesi de darbe oldu. Mübarek de darbeyle gitti. Yani bir şey değişmiyor, ben bunu ifade etmek istiyorum. Arap coğrafyasında A şahsının gidip B şahsının gelmesi bir şeyi değiştirmiyor. Peki bizim bu kadar yorum yapmamız önemli midir? Yani ülke odanın bir gücü olaraktan sessiz kalmamız daha kötü bir şey değil mi? Mesela bir Arabistan, onlar da Arap yani kendi hem milletinden hem dininden olan insana mesela sesini çıkartmıyor hani. Şimdi bakın şu olur, tamam insan kendi coğrafyasında, sınır komşularında olan problemlere tamamen kayıtsız kalamaz. Ama dış işlerinde ince bir sanat olması lazım. Yani şöyle, ben Suriye'de Esad'ı karşıma alıp Esad gitsin deyip muhalifleri destekliyorsam, Esad yıkıldığında kimin iktidara getireceğimi ben temin etmem lazım. Eğer böyle olmazsa siz kaybedersiniz dış politikada. Yani Esad gitsin de tesadüfen kim gelirse gelsin ben Esad'ın karşısındayım diye ülke politikası oluşturamazsınız. Benim şahsi fikrime göre bu yanlış. Şimdi Esad gitti diyelim. Esad gitmedi, daha da Esad gitti diyelim. Ya El-Nusra iktidara gelirse, ya PYD iktidara gelirse, Türkiye'nin hali ne olacak? İşte ben müdahaleci olursam, Esad'ı yıktıktan sonra yerine geleceğin seçiminde benim bir hakkım olması veya gücüm olması lazım.
Hayır, Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Bakın şimdi Esad bir strateji uyguladı. Bizim Suriye sınırımıza yakın olan bölgeleri PYD'ye devretti. Terk etti. Şimdi PYD o bölgelerde. Peki Türkiye için nedir? 600 kilometre, 650 kilometre Suriye ile sınırımız var. O sınır bölgesi PYD'nin elinde. Yani o, bir Kuzey Irak'ta bir Kürt problemimiz vardı. Şimdi Suriye'ye taşındı. Suriye'de de yani sınırlarınızın aslında şöyle ulusal sınırlarımıza bakarsak, denizleri çıkartırsak yarısı problemli bölge. Problemli. Şimdi biz daracık bir Kuzey Irak, hadi İran'la birlikte büyüyor İran sınırıyla, o sınırları kontrol edemiyorduk. O sınırlardan terörist giriş, geliş gidişi oluyordu. Şimdi 650 kilometrelik bir bela daha açtık başımıza. Yani böyle bir dış politika ben yanlış diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ben dış işlerinde çalışmadım ama bakın, yani bir ülkeye müdahale edersek o ülkede kimin geleceğini bizim karar vermemiz lazım. Eğer biz karar vermiyorsak sonradan bu şekilde müdahalenin milli çıkarlarımıza bir katkısı olmayacağını düşünüyorum ben. Tabii muhakkak millet insani olarak değerlendirmeli, devletler de milli çıkarlar olarak değerlendirmeli hani mevzuları. Ama onun dışında insani boyut olarak baktığımızda da kayıtsız kalmak, kınamamak bir diktatörün halkına yaptıklarında o da mümkün değil. Şimdi bu son olan olay, yani insan evladı insan evladına yapmaz ki, sen kendi din kardeşine, aynı milletten olan insana nasıl yaparsın? Yani o çocukların can çekişmeleri vesaire, böyle yürekler dağlanıyor. Hani fark etmez, o çocukların hepsine sarılasım geldi. Yani kendi evladımdan ayıramayacak noktada bakıyorsunuz. Yani böyle bir acımasızlığı kim kime yapar? Yani bu kadar mı artık ruh sağlıklarını yitirmiştir bu insanlar diye düşünüyor ama şimdi bir yandan da emperyalizmin değişik boyutundan bahsediyoruz. Bu kimyasal silah uygulamaya götürecek. Daha önce de Halepçe'de oldu aynı şey değil mi? Saddam yaptı mesela. Gene senin halkın. Bu noktada nasıl bir şey var, kültür var bu bölgede? Bakın, onları şöyle izah etmek lazım. Tamam, Halepçe'de kendi halkına, Kürt asıllılara Saddam kimyasal silahla saldırdı. Çok ciddi ölümler, yaralanmalar oldu. Saddam ruhsal durumu bozuk, kanlı bir diktatör. Ama bakın, Amerika Irak'ı işgal edeceği zaman kimyasal silah var dedi. Atom Enerjisi Kurumu da kimyasal silah var dedi. Amerika Irak'ı işgal etti. Irak'ta çalışmalar yapıldı. Kimyasal silah yokmuş dendi. Nükleer silah da yok, kimyasal silah. Nükleer silah da yok, kimyasal. Yani nükleer silah var dedi. Ve Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir yetkili bana var de dediler. Ben yok olduğunu biliyordum, var demek zorunda kaldım dedi nükleer silah için. Yani bakın, sonra Amerika yokmuş, özür dilerim dedi ama Irak'ı işgal etmiş oldu. Irak'ı işgal etmiş oldu. Orada milyonlarca insan öldü, 2 milyon tane çocuk yetim kaldı vesaire. Hani, evet. Pardon. Irak hala iç karışıklıklar devam ediyor. Irak hala mutlu değil. Irak hala bir kargaşanın, kaosun içinde. Bakın, başbakanla cumhurbaşkanı çatışmada. Başbakanla işte Kürt özel yönetimi başkanı Barzani çatışmada. Her an bir silahlı çatışma çıkabilir bu gruplar arasında. Irak perişan oldu. Şimdi gelelim Suriye'deki olayı sordunuz. Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. 680 kişi yaklaşık öldüğünü, daha çok sayıda da yaralı olduğunu söylüyorlar. Ben televizyonda izledim. Çocukların, insanların çırpınarak ölmesi. Biz televizyon yayınındayız. Seyircilerimiz var. Belki bela okumak değil ama bunu yapanları bir defa Allah kahretsin demek lazım. Bu insanlığa sığmaz. Bırak bu şekilde Müslümanların ölmesini. Hiçbir dine mensup, hatta bir ateistin bile bu şekilde öldürülmesini biz kabul edemeyiz. Ama kafamız karışıyor. Böceğin bile can çekişmesi, yüreğiniz dayanmıyor yani. Evet. Ama kafamız karışıyor. Nasıl karışıyor? Bakın, daha evvel Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair bu iç savaşta bazı şüpheler ortaya çıktı veya bazı söylentiler oldu. Birleşmiş Milletler dedi ki Esad'a, biz sana bir heyet göndereceğiz. Orada senin kimyasal silah kullanıp kullanmadığını araştıracağız. Esad bu heyeti kabul etti. Gelin dedi. Heyetin geldiği, Esad'ın kabul edip, Esad'ın Birleşmiş Milletler'den kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştıracak heyet Suriye'ye geldikten sonra ertesi günü
Esad kimyasal silah kullandı diyorlar. Bir defa bu benim aklıma ve mantığımı almıyor. Çünkü bakın Kur'an'da okuyoruz. Allah birçok ayetinde düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor. Biz İslam coğrafyasında yaşayanlar olarak yani Müslümanlar olarak mutlaka aklımızı kullanmak, aklımızı çalıştırmak, düşünmek zorundayız. Esad bu komisyonu çağırıyor. Komisyon kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Suriye'ye geliyor, iniyor, yerleşiyor. Ertesi günü kimyasal silah kullanılıyor, Esad kullandı diyor. Peki Esad diktatördür, kötüdür, zalimdir, her şeyi kabul ediyor. Peki aptal mıdır? Aptal olmaz. Bu kadar da aptal değildir diye düşünüyorum. Peki o zaman kim yaptı? Bilemeyiz, kimin yaptığını bilmiyorum. Ama ben tahmin derseniz küresel güçlerin mutlaka bu işte parmağı var. Birleşmiş Milletler bile yapmış olabilir. Evet, yani şimdi ne istiyorlar? Dış müdahale isteniyor Suriye'ye. Yani küresel güçler, yani Hristiyanlar gelsin müdahale etsin, buraya yerleşsin diyorlar. İşte bunların bu dış müdahalesini çabuklaştırmak, öne almak için yapılmış bir provokasyon diye tahmin ediyorum. Evet. Elimizde bir devlet bilgisi yok tabii, bir istihbarati bilgi de yok. Ama olayları yorumlamak, aklımızı kullanarak tahmin yapmak gerekirse bunu direkt Esad yaptı. Esad ne kadar zalimdir, kabul ediyoruz, kötüdür, diktatördür. Ama bu heyetin, Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'ye indiğinin ertesi günü bu adam kalkıp bu silahı kullanmaz. En azından onlar gittikten sonra kullanır. Bu da aklımıza yatmıyor. Bugüne yani, kadar kullanmamıştı, şimdi niye kullansın değil mi? Küçük bir aramız var hocam. Buradan evet. Devam edelim isterseniz. Tamam. Bir virgül koyalım. Reklamlardan tekrar izleyicilerimizle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Hemen Suriye'ye gelecek olursak. Şimdi Esad çok dirayetli çıktı değil mi? Yani 2,5 yıldır orada insanların mahvolmuş bir hayatı var. Yani düşün, böyle sizin bizim gibi işine gidip gelen insanlar bir anda hayatları değişti. Ailelerinden kişileri kaybettiler. Bazı aileler tamamen yok oldu. İşlerini kaybettiler, düzenlerini kaybettiler. Yani bunu hak etmeyen insanlar sonuçta hiçbir zaman, hiçbir yerde üreten insan, halk hak etmez bunu. Ve birden 2,5 yıllık bir kaos ve bitmedi. Bu bölgeyi değerli kılan nedir? Paylaşılamayan şey nedir hocam? Yani şimdi Suriye dediğimiz bölge emperyalistlerin çok gözünün olduğu bir bölge mi, yoksa İsrail'in için mi çok önem taşıyor? Esad'ın orada olması kimlerin işine yarıyor ya da kimlerin işine yaramıyor? Şöyle baktığımız evet, zaman. Evet, şimdi bakın o coğrafya kıymetli bir coğrafya. O coğrafyada bir defa en önemlisi petrol var. Petrol Amerika için de Avrupa için de o kadar önemli ki. Amerika için şundan önemli. Aslında Amerika'da da petrol yatakları var ama söylenene göre yanılmıyorsam 50 senelik bir petrol stoğu kalmış. Ama yine var, 50 senelik de olsa var, 40 senelik de olsa var. Avrupa'da hiç petrol yok. Avrupa'yı dizginleyebilmesi için Amerika'nın Orta Doğu petrollerinde hakim olması lazım. Orada söz sahibi olması lazım. Avrupa'da petrol yok ama dünyanın en büyük petrol şirketleri yine İngiltere'nin falan elinde. Yani baktığınız i̇şte, evet, zaman. Evet. Amerika ile zaten Fransa, İngiltere, Irak operasyonu ortak yaptılar. Neden? Oradan o petrol şirketleri pay alsın diye. Ama işte dediğim gibi eğer Avrupa'nın hegemonyası oradan kırılır, Amerika'ya geçerse Avrupa'nın zaten iplerinin büyük bir kısmı Amerika'nın elinde, tamamen Amerika'nın eline geçecek. Yani Avrupa Birliği bu küreselleşme çağında bu güç mücadelesi, süper güç olma mücadelesinde Avrupa'yı iyice bastırmış olacak. Artı Amerika neresi? Dünyada Amerika için önemli olan nedir? İsrail'dir. İsrail çok önemlidir. Amerika'yı İsrailliler yönettiği söyleniyor zaten. Bir şey vardı belgesi, Amerika keşfedilmedi, kuruldu diye hani. Evet, İsrail için de orada tek tehlike kaldı, Suriye. Bu tarafta İran var da Saddam'ı devirdiler zaten. Diğer İslam ülkelerinde de işte Mısır, şu bu hepsi zaten İran'da çok vaat edilmiş toprak içinde de yer almıyor yani. Değil, İran neden önemli? İran Suriye'yi desteklediği ve İsrail'e karşı olduğu için önemli. Bu vaat edilmiş arz-ı mevut, vaat edilmiş toprakları ele geçirebilmesi ve büyük İsrail'in kurulabilmesi için mutlaka Suriye'nin ele geçirilmesi lazım. Suriye'nin ele geçirilmesi için de Esad'ın mutlaka devrilmesi lazım. Hegemonyası altında, Amerika'nın, İsrail'in hegemonyası altında bir yönetim oluşturulması lazım. Bütün mücadele bunun içinde. Peki neden? Lübnan'da İsrail için çok önemli. Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinden İsrail'e
çok az zararlı da olsa roket atışları oluyor. İsrail'e taciz atışları oluyor. İsrail Lübnan'ı ele geçirmeden rahat edemeyecek. Golan tepelerini ele geçirdi, suya kavuştu. Fakat su kaynakları yetmiyor. Nil ve Fırat, yani Türkiye'nin de bir kısmını ele geçirmesi lazım. Onu da herhalde Kürt devleti kurdururlarsa yapacaklar. Tabii şimdi bazı şeyleri insani boyutta, bazı şeyleri de hani artık silahı da hayvani boyut dersek o şekilde sağlıyor. Mesela özellikle bu Dünya Su Günleri vesaire, hani işte su dünyanın ortak zenginliğidir. İşte Manavgat aslında dünya mirasıdır, bütün dünyaya ait bir şeydir falan gibi. Hani önce hak elde etme insani boyutta, ardından da egemenlik elde etme gibi tabii, bir noktaya tabii götürüyor. O zaman baktığınız zaman bizim Antalya'ya kadar bir şeyleri var onların. Arzu ettikleri sınır var. Tabii. Şimdi zaten bu Nil, Fırat, Türkiye'deki akarsular, o üstüne kurulan barajlar öyle önemli ki Avrupa Birliği'nin bize teklifi var. Türkiye'deki o Fırat'ın, Dicle'nin sularının kontrolünü Avrupa'da kurulacak bir komisyona bırakın diye. O Avrupa Birliği paketlerinde kaç zannediyorsam 7. 8. paketlerin birindeydi. Böyle bir teklif var bize. Avrupa Birliği Avrupa'da oluşturulacak bir komisyona bırakın bu sular. Yani kriterlerden bir tanesi. Kriterlerden birisi. Diyor ki adam, sizin Suriye'yle, İsrail'le, şununla, Irak'la veya işte o suların döküldüğü yerde problemleriniz var diyor. Hakikaten bizim Suriye'yle de suyla ilgili problemimiz var. Suyun tamamına yakınını istiyor Suriye. Şimdi mesela düşünün, Asi orada doğuyor. Bizim topraklarımızda ulaşıyor. Allah muhafaza, işte bu kimyasal silah kullandılar mesela. Suyu zehirleyebilirler yani, değil mi? Hani evet, işte bu coğrafya zor. Bundan dolayı önemli. İsrail'in rahatı için, İsrail'in, büyük İsrail devletinin kurulabilmesi için, yani Dicle ve Fırat'ın sınırlarının da içine alınan büyük İsrail devletinin kurulabilmesi için Suriye'nin ele geçirilmesi lazım. Sonra İran'ın, sonra Türkiye'nin. Irak aradan çıktı zaten. Diğerlerini sayma, bitti hepsi. Mısır devam etse de işte Mısır, Libya. Ölen ölüler, kalan sağlar Tunus, bizimdir. Hepsi gitti. İşte 3 tane ülke kaldı. Suriye, İran, Türkiye. Bunların mutlaka ele geçirilmesi veya hegemonik yönetimlerin kurulması lazım. Önce İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den kopartılacak parçalarla Büyük Kürdistan, daha sonra bu Büyük İsrail ile devşirilecek mutlaka. Ama en başında konuştuğumuz gibi Büyük Orta Doğu projesi çok önceden yazıldı, planlar çizildi ve bu plan uygulanıyor. Bakın, Amerika'da ajandalar dağıtıldı, şehven yaptık diyorlar. Ben bu lafa da artık çok sinir oluyorum, şehven lafına. Amerika'nın da dağıtılan ajandaların, önemli yerlere dağıtılan ajandaların arkasındaki bizim Güneydoğu toprakları Kürdistan diye gösteriliyor. Yani evet, böyle bir harita hatası Amerika gibi teknolojinin geliştiği tabii bir ülkede yapılmaz. Ama bu planlar çok önceden kurulmuş. Hem Türkiye'yi kapsıyor, hem Arap ülkelerini kapsıyor, hem Fars'ı, yani İran'ı kapsıyor. Bu ülkelerde küresel güçlerin bu çalışmaları devam edecektir. National Geographic'in birkaç ay önceki sayısında işte 100. yılım nedeniyle işte bir dünya haritası varmış. Bir 1922'de çizilmiş bir dünya haritası var. Bir de günümüz dünya haritası var. Mesela 1922'de falan da Anadolu tamamıyla pay edilmiş şekilde, evet, haritada yer alıyor. Evet. Mesela İzmir falan Yunanistan olarak geçiyor. Evet. İşte dediğiniz gibi Kürdistan bölgesi var. Ermenistan çok büyük. Ve Anadolu olarak geçen de bir bölüm var yani. Evet, işte 1922'deki harita. Yani şunu diyeceğim, yani tarih hep tekerrürden ibaret. Yani aslında Birinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki olaylar ve içindeki olayları artık yaşamaya başladık. Hani her yüzyılda bir haritalar değişirmiş ya. Bu anlamda böyle bir dönem içerisindeyiz. Çok hassas ve dikkatli olmak gerekiyor tabii, bu işi yürüten insanlara bu görev düşüyor, ama millet olarak bizim konuşmak hani çok fazla havanda su dövmek gibi mi oluyor bilemiyorum. Milletimizin ama aydınlatmakta da fayda görüyorum ben. Hani şey gibi, İbrahim'in mancınıktan asılıp yanmasında karıncanın hikayesi gibi, hani onun götürdüğü bir damla suyun muhakkak hiçbir önemi yok ama tarafı böyle olsun, evet, şeklinde değil mi? Evet. Önemli olan burada bizim duruşumuzun, tarafımızın ne olacağı. Aynı oyunlar tabii bize de oynanmaya çalışılıyor bu
bakış açısıyla baktığımız zaman, hani dediniz ya işte önce Suriye'yi, İran'ı ve akabinde Türkiye'yi ele geçirmek. Şimdi işte Arap Baharı denildi, işte bu ayaklanmalar vesaire. Hani bütün dünya pür dikkat bize gözlerini açtılar işte Gezi Parkı olaylarındaki duruma. Peki bunlara benzer bir durum mu gerçekten Gezi Parkı olayları, yoksa farklı bir şey mi? Eylül'de de işte yeniden bir olay olacak deniyor ama bu arada halkımıza da çok inanılmaz derecede sıkıntılar yaratılıyor. Örneğin gazeteler de yazdı, işte çocuklar okullara çağırıp hangi arkadaşın yürüyüşe gitti, hangi öğretmeni yürüyüşte gördün ya da duydun, ya da hangi komşunuz tencere tava çaldı gibi. Hani böyle küçücük çocukları jurnalciliğe, toplumu birbirini ispiyonlamaya yönetecek. Aynı 12 Eylül döneminde olduğu gibi, eğer problemi olan birisi varsa onu da ihbar ederek başına çorap örme gibi de noktalara varabilir. Bu hoş gelmedi bana. İstihbaratımıza çok ciddi anlamda ekonomiden pay ayrılıyor. Herhalde istihbaratımız böyle sessiz sakin daha şey bir şekilde çözebilir. Kameralar her yerde, fotoğraflar her yerde. Bunları Facebook'ları da zaten bakanımız Davutoğlu dedi, herkesin Facebook'ta ne yazdığını biz çok iyi biliyoruz gibilerden böyle bir tehdit de savurdu. Şimdi böyle baktığımız zaman bu hassasiyetleri normal mi? Ama halka karşı bir şey mi? Onu da bir değerlendirelim isterseniz. Evet. Yani bu noktada halkımızda neyin tarafı olduğunu da bilmesi gerekir gibi düşünüyorum ben. Bir şeylere tepki koyalım derken daha yanlış bir şeye hizmet etmiş olmamak lazım, öyle değil mi? Evet, şimdi Gezi Parkı olayları aslında farklı olaylar. Orada Taksim'de, İstanbul'un göbeğinde bir yeşil alanın yok edilmesine karşı halkın normal, yani marjinal olmayan uçların, marjinal uçlara dahil olmayan halkın bir tepkisiydi. Ama buna marjinal uçlar müdahale etti. Mutlaka öyle olur. Olaylar değişik boyutlara gitti. Fakat bakın, eğer bu olay kolay bitirilebilecek bir olaydı iktidar kanadından, ben orada AVM, Topçu Kışlası adı altında alışveriş merkezi yapmayacağım, vazgeçtim, o Gezi Parkı yeşil alan devam edecek demedi. Demeyince de olayla, bir de çok şiddet uyguladı yani. Şiddet uyguladı. Normal vatandaşın üstüne. Evet, vatandaşın üstüne uygulanan şiddetten de marjinal gruplar faydalanmaya kalktı. Onlar girdiler işin içine. Olaylar bu boyutlara geldi. Ama bunu daha da keskinleştirmek, şimdi bu olaylar Eylül'de devam edecek diye açıklama iktidar kanadından yapılıyor. Peki bu olayların devam etmesini sen istiyor musun, istemiyor musun? Önce onu bir öğrenmek lazım. İstemiyorsan bu olaylara halktan katılanları tespit et, birbirinizi ihbar edin, tencere çalan, tava çalanı şikayet edin, Gezi Parkı'nda yürüyüşe katılanları öğrencilere soruyorlar, öğretmenlerinizin isimlerini verin. Bunlar bu olayları kaşımak demektir. Eğer bu olayları bu şekilde kaşımaya devam ediyorsan, ki orada polise karşı gelmeden, taş atmadan normal demokratik tepkisini veren insanın ismini öğrenmeye çalışıyorsan, sen bu olayların devam etmesini istiyorsun. O zaman iktidar olarak senin bundan bir menfaatin var diye aklına gelir insanın. Bu olaylar bitmiş, yatışmış. Eğer eylem yapan, polise taş atan, molotof kokteyli atan varsa zaten yakalanmış, mahkemeye verilmiş, içeride veya dışarıda mahkemesi devam ediyor. Başka varsa onları da yakala. Ama demokratik tepkisini kanunlar çerçevesinde, yani bir silahlı veya bir taş atmadan yapan insanın isminin peşine düşersen, o zaman bunda bir art niyet aramak lazım. Bu tabii, bu yaklaşım dediğiniz gibi hoş değil. Yani bir oyun oynanıyorsa hükümetimize ve ülkemize karşı, bu oyuna da düşmemek lazım, tabii. Lazım değil mi? Tabii bizim ülkemiz çok şükür milli mücadelesini veren ve milli olarak kurulan bir ülke olduğu için, hani cumhuriyet temelleri üzerine, yani biz böyle birileri tarafından getirilmiş bir insanlarla yönetilmedik. Evet, hani evet. Baktığınız zaman emperyalizme karşı dünyadaki en önemli ve en büyük savunmayı yaptık ve milletimizin hak ettiği bir cumhuriyet düzeni içerisinde yaşıyoruz. Yani dolayısıyla bizim bir başka milletle falan kıyaslanamaz bir tarafımız var. Hani bu şey üzerinde oyun tezgahlayanlar için, tabii onlar bizim DNA'mızı falan öğrendiler yıllardır, hani o ayrı bir şey de, neye tepki gösterip göstermeyeceğimizi çok çok iyi biliyorlar, kimleri destekleyip desteklenmeyeceklerini, ama her zaman sürprizdir yani bu millet. Evet. Ne zaman nerede ne yapacağı belli olmaz, onun için bizi farklı milletlerle de
karıştırmamak lazım. Milletimiz de tabii bu noktada uyanık olması lazım. Yani değil mi? Hani evet. Öyle bir şey ki sinsi bir dönemdeyiz ki kimin yanında ne adına yer aldığınız bile belli olmuyor. Hani öyle bir zaman gelecek ki ölen niçin öldüğünü, öldüren niçin öldürdüğünü bilmeyecek diyor değil mi? Ahir zaman alametlerini. Sanki o dönemin içerisindeyiz. Böyle bir süreçteyiz. Eylül için halkı da biraz mutedil mi olması gerekiyor bu noktada? Tabii şimdi dünyanın bu karışık durumunda. Bakın Türkiye hakikaten zarar görüyor. Gezi olaylarıyla bağlantılı şunu söyleyeyim. Şimdi Libya karıştı, Suriye karıştı, işte Tunus karıştı. Bizim oralarla ticaretimiz vardı. Bakın tabii. Libya'daki iş adamlarımızın yanılmıyorsam 20 milyar dolardı iş hacmi orada yaptıkları işlerin. Bu bitti. Mısır'la bizim vardı. Suriye'yle bizim çok ciddi iş hacmimiz vardı. Bizim iş adamlarımız oraya gidiyordu. Sınır ticareti yapıyordu. Bakın bizim bu Irak'tan beri işte Suriye, Mısır, Tunus, Libya şöyle bir toplarsa belki 60-70 milyar dolarlık kazanacağımız parayı iptal oldu kazanacağımız para. Bizim bir zararımız var. Peki artı ne oldu? Suriye'den 600-700 bin kişi Türkiye'de. Aylardır yıl oldu bakıyoruz. Maliyeti şu an için 1,5 milyar dolara çıkmış. Yazık günah. Tamam bakalım muhtaçtır, zor durumdadır ama Türkiye zaten kendi kendine yeten bir ülke değil. 650 milyar dolar dış borcumuz olmuş. Toplam özel sektör ve devletin dış borcu. Türkiye sıkıntı. 60 milyar dolar bütçe açığı, 60 katrilyon bütçe açığı, 55 milyar dolar cari açığımız var. Türkiye sıkıntılar içinde. Biz hem o ülkelerden 60-70 milyar dolarlık bir ticaretten kaybedeceğiz. Hem de 1,5-2 milyar dolar bize mültecilerin sıkıntısı olacak. Ama Türkiye ne olacak sonunda? İşte bir de bir Gezi Parkı olaylarına eğer başkaları gene küresel güçler başka anlamlara çeker mi? Başka şekilde provokasyonlar yapılır mı? Bu da bir tehlike. Ama ben az önce unuttum şunu söylemeden edemeyeceğim. 2-3 sene önce Suriye'ye giden bir akademisyen arkadaşla görüştüm. Oradaki akademisyenler Osmanlı'ya hala laf söylüyormuş. Türk devletine yani Osmanlı'ya, Büyük Türk devletine. Bizi işte ilk 300 yıl, 400 yıl sömürdünüz diyorlardı. O zaman için. Bakın şunu Ayşegül Hanım unutmayın. Türk devletinin Balkanlar ve İslam coğrafyası Büyük Türk Devleti Osmanlı'nın hakimiyetindeydi. Huzur vardı, refah vardı, mutluluk vardı. Türk'ün atıldığı her yerde Araplar şimdi acı çekiyor. Tabii. Bırakın Arapları Balkanlar. Da aynı. Arnavutluk, Kafkaslar. Makedonya o ülkelerdeki Müslümanlar da acı çekiyor. Arap coğrafyasındakiler de acı çekiyor. Irak'ta dahil, işte Kafkaslar'da dahil acı çekiyor. Ama bu Türk'ün gittiği yerden kan ve gözyaşı eksik olmadı aslında. Eksik olmadı. Ama yine belki ilahi şey artık bedel mi bu da? Yani birileri emperyalistlerle anlaşır, sırtından vurursanız en büyük ihaneti, hainliği yaparsanız düşünün bir millet ki topraklarda donmuş bilmemiş ama o kadar büyük efendi olarak görmüş, peygamberine sahip çıkmış o Kabe'yi açlık burnu iki yıl çekirge etiyle beslenme noktasına gelip fetvayı da çıkartıyor. Fahrettin Paşa'nın evet. Yani muazzam savunması. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin. Amin. Bunu bu dinin sevgisi Allah Muhammed aşkıyla yaptı. Orada Kabe mücadelesi verdi. Dışarıda bekleyenler kimlerdi? Kabe'nin dışında orayı kuşatanlar kimlerdi? Malum değil mi? Evet. Yine İngilizlerle birlikte. İngilizlerle Araplar övdü. Tabii. Ama hani bu şeyle de bakmak da bir hani Arap düşmanlığı da yaratmamak lazım. Bu şekilde de bakmamak lazım. Yani hani orada kabileler olduğu için hani dost kabileler olduğu gibi böyle İngiliz yanlısı kabileler de vardı. Kandırılmışlar da vardı işte bu Şerif Hüseyin gibi. Şimdi işin acı tarafı bizim mesela insanlarımız alıyor ben bu bayrak için ölürüm falan diyor. Şerif Hüseyin bayrağını sağlıyor. Yani kimin için ölüyorsun? Önce evet. Bir düşün. Ya aslında bizim başbakanımız bu ilk olayları başladığında, o bölgeye gittiğinde çok önemli bir şey söylemişler. Bir an önce laiklik düzenine geçilmeli diye. Hakikaten laiklik düzenini burada işte bu kadar din savaşının olmasını engelleyecekti, mezhep savaşının olmasını engelleyecekti. Geçilebilseydi keşke bu sürece çok önemli bir yaklaşımdı. Ayşegül Hanım şu önemli, Arap ülkeleri milletleşme sürecini tamamlayamadı. Yani bu alt kimlikler, alt kültürler. Şimdi Türkiye'ye dayatılıyor ya, onlar gibi olalım isteniyor. Kabilecilik, tabii. Aşiretçilik, cemaatçilik, işte mezhepçilik, alt kültürlere bölünün diyorlar ya. İşte Araplar o kabile, mezhep
ve cemaat o yani yapılanmalarını bozup milletleşemedikleri için bu duruma geldiler. Eğer onlar milletleşebilseydi, bırakın şunu tenkit ediyorduk eskiden. Saydım 11 tanemine geçen işte 10 sene önce devlet var, hepsi Arap. Ya niye bunlar tek devlet olmuyor diye ben tenkit ediyordum. Meğer bırak onu, bir Arabistan'ın içinde, bir Suriye'nin içinde, bir Yemen'in içinde, yani Arapların tek devlet olduğu bir devletin içinde bile 15-20 grup birbirleriyle savaşıyor, mücadele ediyor. Bu sefer kabilecilik giriyor devreye, işte mezhepçilik giriyor devreye. Yani bu kültürlerinde, genlerinde olan bir şey. Evet. Bizim onları örnek alıp çok tahrip olmamamız lazım. Düşünün ki sizi şereflendiren bir dinin en güzel şeyine sahipsiniz. Yani sizin milletinizden bir kişi Allah'ın en güzel bahşetmiş olduğu lütufla peygamber oluyor ki alemlere rahmet olarak geliyor. Siz menfaatleriniz için onun torununu, soyunu, sopunu bile kurtmaya çalışıyorsunuz. Yani hem de Müslüman kimliği adı altında. Hani bunun demek ki laneti sürüyor hala. Ben ona inanıyorum. Tabii Allah'ın adaleti var mutlaka. Bir de Allah şunu bu adaletini şöyle gerçekleştiriyor. Tercih, bedel. Bu psikologların da, psikiyatristlerin de doğru yanlış yok. Tercihi ve bedeli var. Bir tercih yaptığın zaman sen orada Türk Devleti'ni, Osmanlı'yı kovaladın. Bir tercih yaptın. Bunun mutlaka bedeli olacak. Sen kabilecilik yaptın, milletleşemedin. Kendi kabilenin iktidar olmasını istedin. Diğer kabilelere saldırdın. Bu bir tercih. Bunun mutlaka bir bedeli olacak. Yani bu tercih bedel. Yoksa bizde herhangi bir millete Arap'tır, Fars'tır, Amerikan'dır, Anglo-Saksondur öyle bir düşmanlık yok. Ama insanları da yanlışlarını söylememiz lazım. Bakın Arap coğrafyasını Ayşegül Hanım gözünün önüne getirin. Bir tek bilimsel çalışmam var. Bir tek buluşma yapılmış. Bir tek çok önemli dünyada yapılamayan bir fabrika kurup bir şey mi üretmişler? Hiçbir şey yok. Şimdi, Allah'ın verdiği petrolle yiyip içip yatıyorlar. Hala aynı şekilde yapıyorlar. Tabii. Bir gelişme, bir ilmi gelişme de o yok. O topraklar kimseye muhtaç olmasın diye belki Allah da ona nasip etti. Yani o petrol de onlara yani o kutsal yerlerin belki korunması kimseye günümüzde muhtaç olmamak için ama şunu da devamında söyleyeyim yanlış anlamasın seyircilerimiz. Araplıkla, Amerikanla, Türkle, Farslıkla alakası yok. Dünyaya medeniyeti Araplar, Türkler, İslam olanlar yani getirdi. Neden bir İbn Sina, neden bir Farabi, neden bir bu eski bu şeyler veya Türklerden Elburuni gibi alimler artık çıkmıyor İslam coğrafyasından. Demek ki Müslümanlarda bir hata var. Tabii. Müslümanlıkta hata yok. Müslümanlarda hata var. Müslümanlık tövbe aşağı hatalı olsaydı işte 10. 11. yüzyılda Avrupa'ya, Endülüs'te medeniyet saçan İslam alimleri yetişmezdi. Demek ki bizlerde var. Günümüz Müslümanları yaşadığı İslam algısında bir problem var. Evet, onda bir problem var. Bu gerilik ondan ve biz de bunun İslam coğrafyası olarak bedelini ödemeye devam edeceğiz. Bu perişanlık tabii İslam aleminin perişanlığı İslam'dan kaynaklanan bir şey değil. Buradaki Müslüman olarak kendini addeden kişilerin gerçek İslam'ın değerini ve anlamını bilememesinden kaynaklanıyor. Evet. Demek ki yani işte en baş önemli şeylerden bir tanesini söylediniz. Düşünün, akledin değil mi? Tabii. Öğrenin, okuyun. Hani bunları yapamamaktan kaynaklanan. Dolayısıyla bunu yapamazsanız her şeye çok kolay alet olmak da mümkün. Aynı şeyi biz de yapıyoruz millet olarak. Biz de okuyor muyuz, ne kadar üretiyoruz? Ama şu var, İsrail de dahil, biz Sedat Bey'le de bir programımızda onu konuştuk. O da diyor, İsrail de dahil şiddete yatırım yapan toplumların geleceği olmayacak. Bir 50 yıl sonra bu toplumlar olmayacak diyor. Evet. Yani bilime, sanata yatırım yapan toplumlar olacak ki değil mi? Bakın dünyanın antik döneminden bugüne sanata yatırım yapanların ya da bilime yatırım yapanların eserlerini görüyorsunuz. Belki kim bilir nece toplumlar geldi geçti, adları sanları bile bilinmiyor. Tarihte de ne oldukları bile bilinmiyor. Yoklar çünkü. Yoklar, bir şey koyamamışlar medeniyet anlamında. Evet. Bugün de yine silaha yatırım yapan, şiddete yatırım yapan toplumlar var olmayacaktır belli sene sonra. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Birazcık şöyle Balıkesir yerine doğru isterseniz geçiş yapalım sohbetimizde. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle işte etrafımızdaki ateş çemberinden
bahsettik. Şöyle birazcık tabii yerel bakışla dünya ve ülke gündemini değerlendirelim istedik. Önümüzde tabii bizim seçimler var. Ard arda seçimlerimiz olacak. Dünyada da bu tip karışıklıklar var. Bunun yansımaları, bize çıkan acı faturası seçimler sonrasında mı öteleniyor acaba? Nasıl düşünüyorsunuz? Vallahi seçim sonrasına da büyük sıkıntı var. Seçim öncesinde de sıkıntı var. Türkiye şu anda hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda büyük sıkıntıların içinde. Tabii yabancı paraların Türkiye'ye pompalanmasıyla bu sıkıntı geçici olarak çok fazla hissedilmiyor. Yani belli oranda hissediliyor. Bakın size basit bir örnek vereyim. Bundan 3 ay önce bir gazetede okudum. 4 tane büyük banka, Akbank, Yapı Kredi gibi falan 4 büyük banka sendikasyon kredisi almış. 20 milyar dolar. Ve bunu ne yapacak? Türkiye'de vatandaşa kredi olarak dağıtacak. Sendikasyon kredisi nedir? Yani Avrupa'da veya dünyada yani Türkiye dışında dünyada belli bankalar, belli büyük şirketler birleşiyor. Diyelim 10 kişi bir araya geliyor, 10 firma, 10 büyük şirket parayı topluyor. İşte 5 milyar dolar A bankasına veya Z bankasına kredi veriyor. İşte bu sendikasyon kredisi oluyor. Banka bunun karşılığında hem devlet hem kendisi teminat gösteriyor. Bu teknik ayrıntıya girmeden şunu demek istiyorum. Bu şunu gösteriyor. Bunu banka ne yapıyor? Merkez Bankası'nda TL'ye çeviriyor. Size, bana veya işte vatandaşa kredi kartı veya tüketici kredisi olarak veriyor. Bakın bu çok acı bir şey Ayşegül Hanım. Bu şunu gösteriyor. Biz Türk halkı olarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için bankadan kredi alıyoruz. Ama biz bankadan kredi alırken günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için yabancı ülke vatandaşlarının tasarruflarını kullanıyoruz. Bakın banka şöyle yaparsa normal. Türkiye'de insanlar tasarruf eder. Büyük sayıda insan bankaya yatırır. Tasarruf edemeyen başka tür insanlar da onu kredi olarak alır. Bu ülke içinde dönen bir çarktır. Artık Türkiye'de böyle olmuyor. Tasarruf oranları açıklandığında birçok ülkenin, Avrupa ülkesinin, Amerika'nın veya başka işte gelişmiş ülkelerin 47, 45, 33. Bu bizim beğenmediğimiz Doğu Avrupa ülkelerinin bile 27-21 tasarruf oranı. Türkiye'nin %2. Yani tasarruf yok. Türkiye çökmüş dipte. Biz şu anda bir kriz patlamıyorsa, insanlar sosyal patlama sokaklara dökülmüyorsa yabancı ülke vatandaşlarının tasarruflarını kullandığımız için. Biz şimdi bize pompalıyorlar bunu. Aslında borcumuz bunu, bitmedi değil, borcumuz daha borcumuz farklı noktalara. Borcumuz çok katlandı. Evet, işte IMF'ye borcumuz olmadı. Bu laf yanlış bir laf. Ha şey olarak doğru. Ama canım IMF'ye kalmadı. Öbür tarafa, IMF dışındakilere 100 milyar dolardı senin borcun. Şimdi oldu 600 milyar dolar. Ama IMF'nin 20 milyarlık dolarlık borcu bitmiş. Ya ama öbürü 100'den 600'e çıktı. El insaf ya, Türk milletinin aklıyla bu kadar alay etmeyin artık. Türkiye'de bakın dünyada ekonominin iyi olmasının birçok göstergesi vardır. Bir tanesi tasarruf oranıdır. Türkiye'de tasarruf oranı yok. Yani %2'ye, %1,5'a düşmüş yani demek günü, yok demek. Günübirlik mi yaşıyoruz? Günübirlik yaşamayı bırakın. Yabancı ülke vatandaşlarının tasarruflarıyla artık kendimizi idare etmeye başladık. Yani Türkiye bu pozisyonda şu anda. Bunun dışında yani sırf sendikasyon kredileri ben uç bir örnek diye verdim belki. Ama mali sektöre yani bankalara faize veya borsaya gelen de çok yakın miktarda para var. İşte bu paralar piyasaya çıkıyor. Biz başka ülke vatandaşlarının parasını tasarruf ettiği parayı borçla faiz karşılığı kullanıyoruz. Peki adam bize 5 milyar veya işte 10 milyar dolar verdiğinde bunun yıllık faizi %10'sa bir sene sonra 11 milyar dolara olarak isteyecek. Bunun bir de döviz ayağı var. Yani biz şimdi Türkiye'ye geldi 10 milyar dolar para diyelim borsaya girdi. Para Merkez Bankası'na gidiyor. Merkez Bankası bundan bizim dövizle olan borcumuzu ödüyor. Yani doğalgaz almışızdır, petrol almışızdır, bunlar da Türk parası geçmiyor. Fakat bu vatandaş yarın diyecek ki ben sana 10 milyar dolar verdim, bu 11 milyar dolar oldu ya faiziyle. Bunu bana döviz olarak ver. Döviz kalmayacak.
Türkiye'ye düşün 600 milyar dolar borcu. Türkiye'de bu kadar döviz mi var buna istediklerinde? Yani işte bu diyorlar ki bu cari açığı ifade ediyor. Dışarıdan fon geldiği müddetçe, yabancı para geldiği müddetçe cari açık o kadar önemli değil. Tamam belki ilk anda laf doğru ama ömür boyu niye gelsin? Yani senin 600 milyar dolar borcunu 10 katrilyon dolara kadar ses çıkartmadan hep böyle biriktirecek, böyle mi gidecek bu? Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir uygulama yok. Onun için ben bu anlamda Türkiye'deki ekonomi kötü diyorum. Türkiye'de bir fecaat içindeyiz diyorum. Çünkü biz artık kazancımızı bakın kazancımızı biriktiremiyoruz demiyorum. Kazancımızla geçinemiyoruz. Dışarıdan gelen parayla, başka ülkelerin halklarının tasarrufuyla artık geçinmeye devam ediyoruz. Ama işte ülke içinde de bir sürü yatırım oluyor. Mesela bu Gezi Parkı olayları öncesinde 60 milyar dolarlık bir ihale yaptı Türkiye. Yani bunlar o devletin yatırımları bir tasarruf sayılmaz mı bu ülke bakın, için? Bakın hayır. Hep yabancı kredilerle borçla. Bir defa yatırım şudur. Ayşegül Hanım, yatırım üretim yapmak için, üretim için yapılan yatırım. Ha, bunun değişik versiyonları vardır, altyapı yatırımı. Türkiye ciddi anlamda üretim yapacak bir yatırım yapmadı. Yani Türkiye'de kaç tane, şu 10 seneyi, 12 seneyi ele alalım. Bir tane rafineri mi yapıldı Türkiye'ye? Hayır. Yani bu yeni iktidar. Ne yaptı yani o bir tane, iki tane, üç tane çimento fabrikası mı açtı? Hayır. Bir demir çelik tesisi mi açtı? Hayır. Yani bunları temel büyük olan şeyleri söylüyorum. Altyapıya yani yatırım yapıyor. 10 bin tane ayda telefon üretecek. Bizim bakın 2002'ye kadar 15 sene içinde cep telefonuna ödediğimiz para 35 milyar dolar. Çok ciddi bir para. Bu 2002'den sonrası belki bugüne kadar 55 milyar dolar olmuştur. Şu an yeni rakamlara bakmadığım için söylemiyorum. Yani böyle bir yatırım mı yapıldı? Yani bir ciddi bir yatırım yok. Ha bakın altyapı yatırımları. Ya hayır, ülke gelişirken buna paralel olarak altyapı yatırımı yapılır. Türkiye'nin borcu 600 milyar dolara çıkmış. Ben 50 milyar dolarlık tekrar bir altyapı. Neden? Prim yaparım. İşte oy getiririm. Hayır, bir üretime kısa vadeli katkısı olan bir şey değil o. Ha uzun vadede çok güzel, çok büyük katkıları da olur. Ama bizim üretime dönük bir yatırıma ihtiyacımız var. Evet. Bugün bu bakın, şey gibi Türkiye'de oluyor. Fabrika yani yoktu. Ama Türkiye en azından daha öncesi yani 2002 öncesi tarımsal ürünlerde geçiniyordu. Bu biraz şey gibi mi oluyor, böyle çok böyle basit bir anlamı söyleyecek. Bir dükkanım var benim. İşte devamlı vitrinini yapıyorum. İşte duvarını süslemesi, dekorasyon yapıyorum ama mal koymuyorum içeri. Evet. Evet, ya da mal evet. Üretmiyorum içeride ama devamlı evet. Dekorasyonda yenikler evet. Yapıyorum. Hani işime yatırım yapıyorum diyorum hani dekorasyona yatırım yapmakla. Ama mal ve hizmetimde bir artış olmuyor. Artış olmuyor. Evet. Bu o zaman bir yatırım sayılmıyor diyorsunuz. Sayılmıyor. Üretim artışı Türkiye'nin tek ihtiyacı olan üretim artışı. Türkiye'de üretmek, Türkiye'de üretirsek ithalata fazla ihtiyacımız kalmadığı gibi fazlasını da yurt dışına ihracat edebiliriz. İşte sistem budur. Ekonomik sistem budur. Üreteceksin, fazla üreteceksin. Hem kendin kullanacaksın hem de fazlasını ihraç edeceksin. Sistem, ekonomik sistem dünyada bunun üstüne kurulu. Biz tamamını yurt dışından almaya başladık. Az önce ifade ediyordum. Artık tarım ürünlerini de biz ithal ediyoruz. Ya affedersiniz, atın yiyeceği samanı ithal etmeye başladık biz artık. Yani mümkün mü böyle bir şey? Zebillikti bu saman Türkiye'de zamanında. Bakın artık hani bırakın, hep şöyle denir. Ya teknolojiyi geliştiremedik, teknoloji üretim yapamıyoruz. Ya bırak teknoloji üretimi, artık sen tarımsal üretim de yapamıyorsun. Yani her şeyini dışarıdan ithal etmeye başladın. Yani bu çok büyük bir facia. Üretim olmadan Türkiye dışarıdan mal ithal etmekle uçuruma gider. İşte örnek İspanya ve Yunanistan. İspanya ve Yunanistan bu tip üretime dönük yatırım yapmadılar. Bunlar ne yaptı? Hizmet sektörüne dönük yatırım yaptılar. Turizm gibi, şu gibi. İşte ve şimdi iflasın eşiğindeler. Sosyal çalkantıların içindeler. Ki onlar neden bu seneye kadar geldi? Bizden çok önce göçerdi onlar. Avrupa Birliği oluştuktan sonra bunlara çok büyük destek. Bakın 1999 yılına kadar 15 sene içinde Avrupa Birliği'den İspanya ve Yunanistan 100'er milyar dolar aldılar. Bunun 60'ar milyar doları karşılıksız yardım,
40'ar milyar doları Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan Libor artı 1,5 gibi çok düşük faizli 10 sene ödemesiz çok uzun vadeli para. 100 milyar euro. Çok ciddi bir para. 20 sene bundan yaşadılar işte. Ama bakın bu parayı da yatırıma dönüştüremediler. Tabii bir de nüfusları az da ondan yani. Üretime dönük yatırıma dönüştürebilseler şu anda sayılı ülkeler arasına gelirdi. Aynı bizim şimdi yaptığımız gibi altyapıya ve hizmet sektörüne yönelik yatırımlar yaptıkları için belki de Avrupa istemiyor onların yatırım yapmasını. Yani siz alın parayla turist ülkesi olarak idare edin mi diyor. Hani bizde de mesela nasıl yatırma yapacağımız zaman hep yıllarca engellenmiş bu. Evet. Mevcut fabrikalarımız kapatılmış. Belki onların da üretim yapması istemiyor. Uçak fabrikamızın kapanması. İşte kafadan atıyorum, siz bu uçağı 10 liraya mal ediyorsunuz. Doğru, teknoloji daha gelişmedi 10 liraya. Biz size 7 liraya uçak veririz. Bak 3 lira kazancınız var. Pat, bizim fabrikayı kapandı. Halbuki şimdi geliştirirdik o teknolojiyi. Tabii. Biz uçak için milyarlarca dolar ödemezdik dışarı. Gerçi muazzam güzel şeyler yapılıyor. Yani özellikle askeri yatırımlar anlamda. Hani çok Aselsan'ımız olsun vesaire. Hani orada çok büyük hani %100 Türk projeleri yapılıyor. Güzel şeyler de yapılıyor. Güzel projeler de oluyor ama hepsi paraya dayanıyor. Bugün ülkenin teknolojik üretimini gerçekleştirebilmesi için Ar-Ge çalışmalarını, yani teknoloji çalışmalarının yapılması lazım. Çok büyük paralar lazım döviz bazında. Ar-Ge tabii yapılmıyor. Paramız yok. Tabii. İşte onun için her şey ekonomiyle bağlantılı. Siz ekonominizi düzeltirseniz teknolojik çalışmalarınızı da yapabilirsiniz. Ekonominiz bozuksa yapamazsınız. Bugün tabii en kınadığımız ülke Amerika. Yine dünyada en birinci sırada patent başvuruları, yeni buluşlar, yeni üretim şeyleri de yine birinci sırada Amerika yer alıyor. Yani evet. Maalesef bu şey noktada biz böyle bir şey yapamıyoruz, bir üretim yapamıyoruz. Zaten mevcut beyinlerimizi de koruyamıyoruz. Hani burada mutlu olmayan bir aydın kesim var. Hani bir de aydın da halka şikayet etme gibi bir şey çıktı. O da çok rahatsızlık verici. Hani bunlar mesela oy veren kitleye hani işte sizi anlamazlar, sizi sevmezler, böbürlenirler, bilmem ne yaparlar. Bir de aydın düşmanlığı hani Pol Pot rejiminde vardı ya, gözlükleri bile öldürmüştü hani. Biz var olacaksak bilim adamlarımız sayesinde var olacağız. Tabii. Sanatçılarımız sayesinde var olacağız. Üreten insanlarımız sayesinde var olacağız. Yani toplum olarak. Yoksa onları mutlu etmezsek ezdirmez yani bir doktor kendini. Gider mutlu olduğu yerde. Evet. Çok daha refah içerisinde olduğu yerde kaçar ki hani marifet, bunu çok asırlar önce söylemişler değil mi? Marifet ve şey, bilim ve sanat iyi gördüğü yerde kalır. Tabii. Görmediği yerden kaçar diye. Kaçar, evet. Marifet iltifata tabidir değil mi? Eskilerde o şekilde demiş. Bizim tabii en büyük sıkıntımız da o. Hani bu şeyleri üretecek insanları kaçırıyoruz. Teknik altyapı dediğiniz gibi üretime dayalı altyapıyı yapamamak büyük bir sıkıntı yaratıyor. Peki siyasi yeni gelişimler bir refah getirmez mi? Mesela Balıkesir'de şimdi önümüzdeki seçimler dedik ya, büyük şehir olmasıyla birlikte Balıkesir'le ilgili ne gibi beklentiler oluşabilir? Valla şimdi büyükşehir olayı değişik bir olay. Bakın büyükşehir şöyle oluyordu eskiden. İlçe nüfusu 350 bini geçen şehirlere büyükşehir yapılıyorlardı. Örneğin Bursa örneğini verelim. Bursa'nın merkezi o kadar büyüdü ki şimdi tabii 1,5 milyon civarında. Artık tek belediyenin hizmet vermesi mümkün değil. İşte bunu Osman Gazi, Orhan Gazi, Nilüfer 3 belediyeye herhalde böldüler yanılmıyorsam. İşte bir de Büyükşehir Belediyesi oldu. Hizmeti mahalline yaygınlaştırmak. Gayet doğal, gayet mantıklı. Ama şimdi Balıkesir bu son çıkan kanunla bütün şehir, yani büyük şehir değil. 19 ilçeyi kapsayan bütün şehir oldu. Bakın büyük şehir diye biz bütün şehri ilave edelim. Şimdi şu mantığı kurmak lazım. Büyük şehir bir sıfattır. Bir ünvan veriliyor, bir sıfattır. Şimdi sıfatlar sebep mi netice mi? Yani şöyle açıklayalım. Neticedir. Şehir büyüyünce mi büyük şehir ünvanı verilir, yoksa büyük şehir ünvanı verilince mi şehir büyür? Bakın tabii. İşte şimdi büyük şehir, adı büyük şehir oldu diye şehrin büyümesi diye bir şey yok. Neden? Samsun örneği var. Samsun çok uzun yıllar önce büyük şehir yapıldı. Ama bakıyoruz geçtiğimiz yıllarda Samsun'un nüfusu geri gitmiş. Ciddi oranda nüfus düşmüş Samsun'da. Yani büyük şehir olunca büyümedi Samsun. İşte bakın sıfatlarda böyledir.
Yani ünvanlarda böyledir. Ünvanı büyük şehir diye büyük şehir olmaz. Şimdi Büyük Millet Meclisi bana bir kanunla genel cerrah diye bir sıfat verse, bir elinde yetkisi verir. Siz bana gelir ameliyat olur musunuz? Ben hiç tıp okumadım. İşte böyle sıfatlar verildi mi olmaz. O sıfatların oluşması için şartlar vardır. O şartlar tamamlanır sonra sıfat verilir. Yani Balıkesir'e çok yatırım gelir, fabrika gelir. İki tane daha veyahut fabrika gelmez, üç tane daha üniversite açılır. Şehir artık çok büyür. Bir belediyenin hizmet yapma imkanı kısıtlanır. O zaman onu büyük şehir ilan edersiniz. 2-3 belediyeye bölersiniz. Hizmet daha iyi olsun diye. Ama şehre ben büyük şehir sıfatını verdim diye o şehir büyümez. Evet. Peki artık oldu, kanun geçti vesaire, bir takım yenilikleri, değişiklikleri olacak. Bunun ekonomik hayatta bir yansıması düşünüyor musunuz? Şimdi bakın, tabii yansıması şöyle olacak. Belediye, büyükşehir belediyesi avantaja geçecek. Neden? Şimdi artık köy kalktı, mahalle oldu ya. Artık büyükşehir belediyesinin gelirleri buradan yükselecek. Neden? Artık mahalle olduğu için şehirde oturanın ödediği atık su parası, çöp parası, çöp vergisi, efendim su parası, asfalt parası, kaldırım parası gibi tüm ödemeleri köyden de alabilecek büyükşehir belediyesi. Ama hizmet alacak. Götürdüğü takdirde, yani hizmet götürmeden. Hayır, ama şöyle yani alacak. Şimdi şu, Balıkesir'de benim evim çarşıda, her gün çöp arabası gelip çöpümü temizliyor, benden çöp parası alıyor. Köye 10 günde bir gidecek, aynı parayı alacak. Köye her gün gidemez tabii. Her günde o kadar 10 tane 20 tane konteyner koysa her günde dolmayabilir köyde. Lokanta yok, fabrika yok, iş yeri yok o kadar. 10 günde bir gidecek veya haftada bir gidecek, aynı parayı alacak. Yani işte şimdi bu gelir artacak. Peki ne olacak? Ama vergiler artacak. Vergi oranları büyük şehirde yükseliyor. Esnafın vergi oranları yükselecek. Ya basit bir örnek, muhasebeciler alınmasın. Büyük şehir olduğu gün muhasebe ücretleri tam iki katına çıkacak. Yani bizim bir esnafımız 300 lira ödüyorsa defter parası için muhasebeciye 600 lira ödemeye neden başlayacak. Neden öyle oluyor? Ne i̇şte alakası büyük şehir var? Statüsüymüş o. Yani öyle kanun o şekilde çıkmış. Büyük şehir olunca avantajın var diyor. Sen büyüdün diyor. Büyüdüğün içinde diyor. Vergilerin yükseldi diyor. Ama biz büyümeden büyük şehir olduk, olsun, bizim de vergilerimiz yükselecek. Çünkü adımız büyük şehir oldu bizim. Yani işte devletin biraz bunda kere olacak. Vergi oranları yükseldiği için biraz daha vergi fazla alacak. Büyük şehrin geliri daha çok artacak. İşte Balıkesir'in 933 köyü var yanılmıyorsam. Bu 933 mahalle olacak. Bunlardan para toplayacak. Bunların geliri artacak. Şimdi yeni Maliye Bakanı açıkladı. Götürü usulde vergi kalkıyordu. Büyük şehirde olmuyordu. Onu iptal ettik. Götürü usuldeki vergi devam edecek dedi. O bir sıkıntıydı. Yani 3 metrekare dükkanda ayakkabı tamircisi fiş yazar kasa bulundurup fiş kesmek zorunda büyük şehirde. Götürü vergi kalkıyor onlara. Yani simitçiler ve taksiciler dışında kalkıyor. Götürü vergi, onu iptal ettik dediler 5 sene. Ama bakın şunu unutmayalım. Hepimiz Allah ömür verir yaşarsak göreceğiz. Büyük şehir oldu diye Balıkesir'e fabrika yığılmayacak. Büyük şehir oldu diye Balıkesir'de herhangi bir 2 tane 3 tane daha üniversite almayacak. Ha bunlar gelebilir mi? Gelebilir, ama bunların gelmesiyle büyük şehir olmasının bir alakası yok. Bu fabrika kurulacağı zaman başka şeylere bakar. Altyapıya bakar. Yan sanayiye bakar. Adının büyük veya küçük olmasına bakmaz. Yan sanayi varsa gelir fabrika kurar bir insan buraya. Önce fizibilite etüdü yapar. Yani hiç onun büyük veya küçük şehir olduğuna bakmaz. Adam için yan sanayi ve altyapı önemlidir. O varsa gelir. İşte üniversitede aynı. Altyapıya bakar. Yaşam şartlarına, kültürel faaliyetlere bakar, ona göre gelir üniversite. Yani bu büyük şehir olmasıyla olmaması arasında, bir şehrin kalkınmasıyla kalkınmaması arasında öyle bir doğru orantısal bir şey yok. Onun dışında bunlar başka faktörlere bağlı. Evet. Ben programımızın sonunda bu konuya da girmiş olduk, sizin yerel bakış yorumunuzda değerlendirmiş evet. olduk. Süremiz de tabii çok hızlı ilerledi. Açıklamalarınızdan dolayı, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel yarınlar olur herkes için. Amin. Sadece bizim milletimiz değil, tüm insanlık için aynı şeyi diliyoruz, dünyamız için diliyoruz.
Bu sıkıntıları da konuşmadan geçmek hiç içimize sinmedi. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Davet ettiniz, bana konuşma fırsatı verdiniz. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah size. En kısa zamanda da sizin kendi programınızı yine izleme fırsatı olur diyorum ben de. Böylece Biz Bizden'in daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyicilerimiz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle hoşça kalın.